Değerli arkadaşlarım tekrardan selamlar. Bildiğiniz gibi Tyson Fury ve Deontay Wilder karşılaşmasına çok az bir süre kaldı. Artık günleri sayıyoruz. Tabii taraflardan da açıklamalar gelmeye devam ediyor. Hem taraflardan hem de camiadan çok önemli isimler bu karşılaşmayla ilgili açıklamalar yapıyorlar. Ben de vakit buldukça, aslında vakit çok da o moral durumunu buldukça bu açıklamaları sizlere aktarmaya gayret gösteriyorum. İşte arkadaşlar mental güç dedikleri şey her yerde kendini gösteriyor. Yani kişi mutlu olmazsa, kişinin kafası rahat olmazsa hiçbir şeyi yapamaz. Yani bu bir kere daha bunu bu şekilde hani en basite indirilmiş şekilde anlatıyoruz. O nedenle biz sporcularımızın her zaman mutlu ve kafalarının zinde olmasını özellikle istiyoruz. Biz derken hani bu camiadaki önemli isimlerin de genç sporculara tavsiyeleri bu yöndedir. O nedenle mutlu bireyler üretirler ve başarılı olurlar. Tyson Fury bazı açıklamalarda bulundu 4 Temmuz'da. Tabii ben bununla ilgili haberin detayını videolarla birlikte renkli bir şekilde web sayfamızda paylaştım. 251 gösterim aldı. Bununla ilgili içerik, video yapamadık. Onu sizlere aktaracağım. Önemli açıklamalar dedik. Bu arada Deontay Wilder tarafından da böyle güzel, ümit verici açıklamalar geliyor. Ümit verici derken hani hayranların duymak istedikleri şeyler, trash talk mevzusu çok önemlidir bu sporda, mücadele sporlarında. Ve ben öyle tahmin ediyorum. Deontay Wilder dünkü paylaştığım haber vardı. Lou DiBella'nın açıklamalarını çok dikkate almış. Aklın yolu da birdir zaten. O nedenle dün Malik Scott güzel şeyler paylaşmaya devam etti. Olması gereken şeydi. Arkadaşlar Lou DiBella daha önce de söylemiştim. Hani bu kavramların iyi anlaşılmasını istiyorum. Sporun içerisinde neler oluyor, neler dönüyor, olup biteni net kavrayabilmek için bu isimleri, network şirketlerini, işte bu organizatörleri çok iyi tanımak lazım. Şimdi Lou DiBella ile Deontay Wilder daha önce birliktelerdi. Ayrıldılar. Ayrılma sebeplerinin en başındaki unsur da Deontay Wilder ile Anthony Joshua karşılaşmasıydı. Hani o meşhur 120 milyon dolarlık sözleşmeyi yapan, tarafları anlaştıran kişi Lou DiBella'ydı. Fakat bu gerçek olmadı. Bu sözleşmeden sonra da zaten aralarında büyük problemler çıktı. Ayrılmak durumunda kaldı Lou DiBella. Povetkin'le de biliyorsunuz epeyce bir sorunlar yaşadı Lou DiBella. Dürüst birisi. Ben çok seviyorum. Açıklamalarını da çok önemsiyorum. Çünkü DiBella'nın bir başka özelliği de hani diyoruz ya hani eskiye gitmeye gerek yok. Güncel boksörlerden örnek verelim. Mesela Spence Jr'la Crawford bir türlü karşılaşamıyor. İşte her boksörün kendi hayranı diyor ki yok o bundan korkuyor, bu bundan korkuyor gibi açıklamalar yapıyorlar. Asıl mesele o değil. Kimsenin kimseden korktuğu yok. Asıl mesele network şirketleri, yayıncı kuruluşlar. İşte birisi PBC'nin boksörü Spence. Crawford ESPN'in boksörü. Dolayısıyla bu iki yayıncı kuruluş bir araya çok zor geliyor. Böyle güneş tutulması gibi böyle nadiren oluyor. İşte Tyson Fury ve Deontay Wilder'ın bu karşılaşmasında olduğu gibi ESPN'le Fox, PBC, Showtime birlikteler. Bu sıklıkla olan şeyler değil. İşte Lou DiBella bu tür ilişkileri çok iyi organize eden bir kişilikti. Tabii ben o haberleri yaptığım zaman birçok Wilder hayranı yok bunların aslı astarı yok yalan söylüyorsun gibi açıklamalarda bulundular da Allah'tan Deontay Wilder daha sonra kendi ağzıyla itiraf etti. Ben Joshua'yı değil seni seçmiştim diye. Dolayısıyla elimizden geldiğince bu haberleri kontrol edip öyle aktarıyoruz arkadaşlar. O nedenle ben çok detaya inmeden hemen haberin detayını sizlere aktaracağım. 4 Temmuz'da konuştu Tyson Fury IFL TV'ye. Deontay Wilder'ın mağlubiyeti kabul etmesini istedi. WBC ağır siklet şampiyonu Tyson Fury, Deontay Wilder'ın geçen yıl ikinci maçı kaybettiğini kabul etmesini istiyor. Fury, Wilder'ı 7. round'da knockout ederek başına gelenler hakkında derin bir inkar içerisinde olarak görüyor. Bu sebeple bugüne kadar hayalinde yarattığı tüm bahanelerle knockout oluşunu bağdaştırmaya çalıştığını söyledi.
Deontay Wilder sahip olduğu yumruk gücü sayesinde karşılaşmayı kazanacağını düşünüyor. Wilder ikinci maçta da Fury'nin kurnazlıkları olmasaydı yine dövüşü kazanacağını düşünüyor. Wilder'ın bulduğu tüm bahaneler bir tarafa, o gece bir şeylerin yanlış olduğuna inanmamak elde değil dedi haberde. Wilder bundan 3 hafta sonra 24 Temmuz'da Nevada Las Vegas T-Mobile Arena'da PPV etkinliğiyle Fury'ye karşı 3. maç ile intikam almaya çalışacak. Wilder devasa sağ bombalarından birini Fury'nin çenesine indirebilirse intikamını alacak. Fury, Wilder'ın 3. maçtaki gücü konusunda hiç endişeli görünmüyor. Çingene Kral 24 Temmuz'da Wilder'la yapacağı 3. maçta tıpkı geçtiğimiz yıl Şubat ayında 2. maçta yaptığı başarının aynısının tadını çıkartacağını düşünüyor. Fury IFL TV'ye yaptığı açıklamada ben asla yenilmeyeceğim. Ben bir maç kaybedeceğimi hiç düşünmüyorum dedi. Ve Fury'ye Anthony Joshua ile de 3 kez maç yapacağın aklına hiç geliyor mu sorusuna da Fury şu anda ağır siklette olan tüm adaylardan daha iyi olduğuma inanıyorum. Ve buna inanmamın gerçek nedeni de 2008'den beridir profesyonel olmam dedi. Bunca yıldır 31 profesyonel dövüşte benden daha iyi birisini bulamadım ve neredeyse 33 yaşındayım. Hala o benden daha iyi olan adamı bulmak için dünyayı dolaşıyorum ama onu henüz bulamadım dedi. Fury'nin Wilder ile ilk dövüşünü farklı koşullar altında kaybedeceğini iddia edebilirsiniz. Bu dövüş Fury'nin yenilebileceğini gösterdi. Ayrıca Cruiserweight'ten ağır siklete geçiş yapan ve 3. maçında Fury ile karşılaşan Steve Cunningham tarafından da düşürülmüştü. Tabii daha sonra biliyorsunuz 7. round'da Tyson Fury de Cunningham'ı knockout etmişti. Evet, Tyson Fury düştü. Hemen aklıma gelmişken söyleyeyim. Şımarıklığı, gevezeliği ve disiplinsizliği yüzünden bir yumruk geldi. Kötü bir şekilde düştü. Ama tabii Tyson Fury ile ilgili şöyle de bir özelliği var bu adamın. Yani kendisini çok çabuk toparlayabiliyor. Biz bunu Wilder karşılaşmasında da gördük biliyorsunuz. Onu da yeri gelmişken söylemiş olalım. Bazıları da Fury'nin 2019'da 3. round'da sağ gözünde korkunç bir açılma yaşadığında Otto Wallin'le olan mücadelesini aslında kaybetmesi gerektiğini söyleyebilirler. Fury Wallin'le olan karşılaşmada 3. round'dan 12. round'un sonuna kadar Fury'ye biliyorsunuz dövüşmesine izin verildi. Bu durum birçok dövüşte maçı durdurmaya neden olacak bir açılmaydı. Fakat Fury'nin devam etmesine izin verildi. Fury hakemler tarafından özel muamele gördü mü? Soru işareti koymuş adam. Bunu sadece soruyor. Arkadaşlar evet, yani bir diğer bölüme geçmeden şimdi bu tür açılmalarda biliyorsunuz maç durdurulabilir ama o maç durdurulmadı. İşte insanların aklında böyle tuhaf soru işaretleri var. Ben o nedenle diyorum. Henüz daha bu adamlarla ilgili net kesin şeyler konuşmak çok zor. Çünkü bunlar henüz daha böyle tamamen tam anlamıyla birbirini kanıtlayamadılar. O nedenle birbirinizle hiç tartışmaya girmeye gerek yok. Otto Wallin de diyor ki ben ikinci bir maçı hak ediyorum diyor. Dolayısıyla da hani o açılma kafa çarpışması da değildi. Yumrukla olmuş bir açılmaydı. Biliyorsunuz hani herkesin tanıdığı bir örnekten vereyim. Lennox Lewis ile Vitali Klitschko'da da karşılaşmasında da Klitschko'da Vitali'de açılma oldu ve maçı durdurmuşlardı biliyorsunuz. O nedenle hani bunlar işte tartışmalı yapıyor maçı arkadaşlar. Ve Otto Wallin Tyson Fury'ye en fazla isabet ettiren boksör olaraktan da tarihe geçti. Tyson Fury gibi böyle hani Matrix diyor kendine. Bir kişiye hem boyutu büyük hem hareketli yumruk isabet ettirmek de büyük mesele. Ama Otto Wallin bu rekoru da kırmıştı. İşte bunlar kimsenin hakkı yenmemesi için bunlar karşılaşmayı tartışmalı duruma getiren faktörlerdir diye ben öyle düşünüyorum. Ben o maçın durdurulacağını bekliyordum ama durdurmadılar. 500 yarım litreden daha fazla kan kaybettiği söylenildi Tyson Fury'nin o maçta. İlk maçta 12. round'da knockout edilen eğer Wilder olsaydı hakem ona da sayar mıydı yoksa dövüşü hemen durdurur muydu? Buna da bir soru işareti koymuş adam. Şimdi
Arkadaşlar ben bu olayla ilgili çok detaylı videolar yaptım. Hatta Jack Reese bazı açıklamalarda bulundu. Çünkü boksörlerin cold knockout olma durumlarında ring hakemi o maçı durduran işaretini yapar. Tyson Fury de burada biz gördüğümüz zaman, mesela şu anda baktığımızda görüntüleri de izlediğinizde cold knockout oldu. Tıpkı Dillian White gibi. Normalde hakemin hiç saymadan maçı durdurması gerekiyor bu tür durumlarda. Ama hakem maçı durdurmadı. Hakeme de bu soruldu. Bende videolar var, aklımda kaldığınca onları anlatacağım size. Şimdi bu adamlar boş adamlar değil. Yani hem ring hakemi yapıyor ama bu adamın 4-5 tane uzmanlık alanı var. Acil müdahale, ne bileyim, ilk yardım ve 4-5 değişik uzmanlık alanları var. Dolayısıyla insan anatomisini çok iyi biliyor. Dedi ki, çünkü inisiyatif onda, yani dur saymayabilirdi. Ama dedi böyle önemli bir maçta kimsenin hakkı yenmesin, haksızlık olmasın diye dedi. Ben saymadım çünkü dedi Fury ile göz kontağım vardı. Aynı zamanda dedi ayağı dedi diğer ayağının üzerindeydi, topuğuna basıyor dikkat ederseniz. Bunlar dedi Fury'nin cold knockout olmadığının işaretiydi dedi. Yani başka bir hakem olsaydı belki de saymadan Fury'yi knockout olmuş sayabilirdi. Ama tabii şimdi saydı, uzun saydı, kısa saydı arkadaşlar. Yani diyorum ya, işte bunlar tartışmalı, işte bu maçı da tartışmalı duruma getiren sebeplerden birisi bu tür şeyler. Ama Tyson Fury de oradan kalktı ve enteresan bir şekilde baskıya geçti. Dolayısıyla bu tür durumlar, bu tür karşılaşmaları her zaman tartışmalı duruma getirebiliyor ve hayranlar da bunun bir daha iyi bir şekilde anlaşılmasını istiyor. Evet, Fury, Deontay Wilder'dan bahsederken Wilder'ın yenilgiyi halen hazmedemedi. Yenilgiyi arkasında bırakıp yoluna devam etmedi. Wilder'ın da zaten en büyük sorunu budur diyor. Geçmişi unutup yoluna devam edememesidir. Fakat Wilder asla hafife alınacak bir boksör değildir diyor Fury. Şu anda Wilder'ın kaybedecek bir şeyi yoktur ama kazanacak çok şeyi olabilir dedi. Fury açıklamasının devamında tek taraflı bir karşılaşmada knockout ile kaybeden kişi Wilder'dır. Tüm bu mazeretleri neden kaybettiğini ve neden herkesi kovduğunu kendi kendine sormalıdır. Wilder kaybetmeyi kabullenmeyip mazeretler veriyor ve insanları suçluyor dedi. Alkolik veya uyuşturucu bağımlısıysanız bundan kurtulmanın tek yolu kabullenmektir dedi Fury. Wilder'ın kaybını şu anda kabul etmesi iyi bir şey olmayabilir dedi haberde. Çünkü bunu yaparsa kendi konuştuklarını baltalayabilir, biliyorsunuz bir sürü şeyler konuştu. Deontay Wilder ve Deontay Wilder'ın etrafındaki yakın çevresi. Dolayısıyla da şimdi onları gündem yapmak gereksiz olurdu. Kendi söylediklerini baltalayabilir dedi haberde. Fury'nin neden Wilder'ın yeterince iyi olmadığı konusunda Wilder'ın da hemfikir olmasını istediğini anlayabilirsiniz. Wilder'ın kendini yetersiz bir adam olarak görmesi Fury'ye gerçekten yardımcı oluyor. Fury bu konuda fazla endişelenmemelidir. Wilder geçen yıl Şubat ayında ringdekinin kendisi olmadığını iddia ediyor. Madem öyle bırakalım o da öyle düşünsün dedi haberde. Wilder basın toplantısı süresince kulaklıklarını taktı. Fury'yi dinleyip onun zihnine girmesine izin vermedi. Eğer Fury kendi söylediği gibi gerçekten mükemmelse bu gibi durumları sorun yapmamalıdır dedi haberde. Yani işte kulaklık takmasıydı, mazeret vermesiydi gibi olayları, madem mükemmelsin hiç bunları sorun yapma demiş haberde. Tyson Fury 24 Temmuz'da yapılacak olan Fury ve Wilder 3 karşılaşmasının Amerikalılar için daha fazla önem taşıdığını, Joshua ve Fury maçından çok daha büyük bir maç olduğunu söyledi. Amerikalı hayranlara göre Joshua başka bir gezegenden ve onlar için yok hükmündedir dedi Fury.
ABD'li hayranların Fury'yi önemsemesinin tek nedeni Amerika'da mücadele etmek için büyük çaba göstermesi ve popülaritesini arttırmak için popüler ağır siklet Deontay'i yenmesi Amerika'da Fury'nin popülaritesini arttırdı. Doğru. Fury Amerikalı taraftarlar 3 kemer sahibi ağır siklet şampiyonu Joshua'yı umursamıyorlar dedi. Çünkü onlar için Joshua 2019 yılında ABD'ye gittiğinde İdman dahi yapmamış şişman Andy Ruiz Jr. tarafından knockout edilen birisi olarak tanınmaktadır dedi Fury. Bu açıklamada da Tyson Fury'nin haklılık payı var. Ruiz Jr. yenilgisinden sonra ne yazık ki Joshua dövüşmek için ABD'ye geri dönmedi. Bu açıkça Joshua ve organizatörü Eddie Hearn'ın Ruiz Jr. revanşını ABD'ye geri getirmemesiyle ilgili yaptığı bir hataydı. Doğru. Yani o karşılaşmanın revanşı aslında orada olmalıydı. Çünkü bu işin çatısı orası. Dolayısıyla hani şimdi diyeceksiniz ki ya ne fark ediyor işte adam orada da izliyor, burada da izliyor. İşte öyle bakılmıyor arkadaşlar bu durumlara. Böylece Amerikalı boks hayranları da AJ'in kendisini kurtardığını görebilirlerdi diye bu şekilde bir haber yazmış. Fakat Joshua ve ekibi bunu yapmak yerine daha büyük para için Ruiz Jr. ile rövanş maçını Suudi Arabistan'a götürdüler. Tyson Fury 24 Temmuz'da Nevada Las Vegas T-Mobile Arena'da eski WBC ağır siklet şampiyonu Deontay Wilder ile 3. dövüşünü kaybederse Amerikalı hayranlar için Fury de artık bir şey ifade etmeyecektir dedi. Fury'nin Wilder'ın kaybetmeyi kabullenmeyip ileriye bakmadığı konusunda ahkam kesmesi kolay ancak şartlar tam tersi olduğunda Fury de kaybetme konusunda belki daha derin sorunlar yaşayabilirdi. Olabilirdi çünkü Fury de yenilgisiz bir boksör, Wilder da yenilgisiz bir boksör. Ben her zaman söylüyorum yani yenilgisiz bir adamın ilk yenilgisi hep içimi acıtmıştır benim. Zor olan şeyler değildir. Yani sporcunun kariyeri de bitebilir. Ve artık o ivmeyi de yakalayamaz. İşte mental güç burada devreye giriyor arkadaşlar. Gayet yani adam hiç taraflı bir şeyler söylemiyor. Örnek olarak ilk maçın 12. raundunda da Wilder Fury'yi cold knockout yaparcasına, yani şuurunu kaybedercesine knockout yaptı. Eğer ring hakemi Jack Reyes maçı durdurmuş olsaydı Fury de intikam için bazı takıntılar yapmaz mıydı? Yapardı. Yani mümkün değil yapmaması. İşte tatmadı çünkü. Bilmiyor o duyguyu. Veya ikinci maçta Fury'den Wilder'a rabbit punches dedikleri hani o kafa arkasına yumruk vurmalar geldi. Eğer Fury diskalifiye edilseydi Fury intikam için Wilder'a musallat olmaz mıydı? Olurdu. Hani tıpkı hani mazeretler çünkü bu iş otomatikman hani arkadaşlar kaybettiğin zaman mazeret verilir. Kazandığın zamansa sebep. Yani bu onun gibi bir şeydir. Yine Fury için Wilder'ın yenilgiyi nasıl kabul etmediği konusunda ders vermesi çok kolaydır. Ancak dövüşlerinden birini veya ikisini de kaybetmiş olsaydı Fury de aynı şeyleri yapardı. Yani adam şunu söylüyor. Yani çünkü birinci karşılaşmayı Deontay Wilder'ın kaybettiği düşüncesi oldukça fazla. Hatta işte Lou DiBella diyelim şimdi gene çok uzağa gitmeyelim. Lou DiBella maç bittiği anda Tyson Fury'ye geldi. Dedi ki well done you won dedi. Yani aferin sen kazandın dedi. Adamın adamı yani onun için taraflı değil aslında bu tür haberler arkadaşlar. O nedenle Fury bu iki maçı da kazanabilirdi demiş haberde. Fury kafa arkasına yumruklar attığı için ayrı ayrı cezalandırılmış olsaydı ikinci dövüşü kazanabilir miydi? Muhtemelen kazanamazdı. Kafa arkasına yumruk atmalarla ilgili de hemen şunu söyleyeyim. Tyson Fury bunu yapıyor. Deontay Wilder da bunu yapıyor. Her ikisi de bunu yapıyor. Ha, hani diyorlar ya bu hani bir şey olmadığına inanmak, inanmamak da elde değildir diye. Kafa arkasına yumruk aldı Deontay Wilder. Elektrikler kesildi. Bir daha o ivmeyi yakalayamadı. Yani benim bu ikinci maçla ilgili söyleyeceğim en son şey budur. Çünkü ben inanmıyorum hani işte yok neydi kostümüm ağırdı falandı gibi şeylere inanmıyorum. Çünkü bu adam zaten kendi açıklaması var Wilder'ın.
Hani biz böyle 40 poundluk yeleklerimiz var, ağırlıklarımız var. Onlarla idman yapıyoruz diye. Dolayısıyla Wilder gibi bir adam için hani böyle 40 pound işte ne yapıyor 40 pound? 4,5, 9 yani 18-20 kilo civarında bir ağırlık Wilder için bir şey değil. Wilder kafa arkasına yumruk aldı. Elektrikler bir gitti, bir daha gelmedi. Bir daha toparlayamadı işin Türkçesi. Benim gördüğüm bu. Sizler farklı algılayabilirsiniz. Çünkü Deontay Wilder Tyson Fury'yi ikinci maçta birinci roundda iki kere yakaladı arkadaşlar. İki kere o bombayı isabet ettirdi Fury'ye. Maçı tekrar izlemenizi ben özellikle rica ediyorum. Tabii daha sonraki ikinci rounddan sonra başlayan bu kafa arkasına vurmalar Deontay Wilder'ı bitirdi. Yani benim birkaç kez izledikten sonra vardığım kanı budur değerli arkadaşlar. İlk maçın 12. roundunda da Wilder Fury'yi cold knockout yapmış. Hakem müsabakayı durdursaydı Wilder'ın Fury ile ilk dövüşünü kazanmış olacağı kendi kendini zaten açıklıyor olacaktı. Onu zaten demin söyledik. Tyson Fury, Deontay Wilder'ın mağlubiyeti kabul etmesini istedi. Fury konuşmasının devamında Wilder hafife alınmamalıdır dedi. Kaybedecek bir şey yok ve kazanacak her şeyi var dedi. Deontay Wilder'ı geçene kadar Anthony Joshua ile ilgilenmiyorum. Bu kavga olacak olsaydı şimdiye kadar zaten olurdu dedi Joshua ile ilgili. Tekrar konuşmasında Anthony Joshua Amerika'da yok hükmündedir dedi. Fury Anthony Joshua burada Amerika'da yok hükmündedir. Amerikalı hayranlar için Joshua hiçbir şey ifade etmiyor. Fury ve Wilder 3 benim Joshua ile yapacağım maçtan çok daha büyük bir maçtır. Çünkü benim Wilder ile yaptığım ikinci maç tartışmalı bir duruma geldi. Doğru. Bu da bu maçı daha popüler bir hale getiriyor. Ben Wilder ile iki kez PPV öde izle etkinliğiyle ringe çıktım. Bu sebeple Amerikalı hayranlar bizi çok iyi tanıyorlar diyor. Doğru. Amerika dışında benim Joshua ile olan maçım açıkçası büyük bir maç olurdu. Ama burada Amerika'da Joshua idman dahi yapmamış, şişman Andy Ruiz Jr. karşısında nakavt olmuş birisi olarak bilinmektedir dedi tekrardan. Tyson Fury, Deontay Wilder'ın mağlubiyetini kabul etmesini istedi. Bu bizim CEO cümlemiz. Arkadaşlar onu sürekli böyle 2-3 sefer yazmamız gerekiyor. Çingene Kral, Fury ve Wilder 3 maçından sonra yine Amerika'da olası bir Joshua ve Fury maçı olana kadar Joshua'nın çok iyi şeyler yapması gerektiğini de söyledi. Yani ben daha önce de sizlere aktarmıştım. Joshua'nın Andy Ruiz Jr.'ı çok böyle devastating, hani yok edici bir nakavtla geçmesi bekleniliyordu ama o gerçekleşmedi. Benim için sıkıntı yok. Benim için arkadaşlar bakın Oleksandr Usyk nakavtçı bir boksör değildir, sayıcı bir boksördür. Ben bu tür boksörlere çok daha fazla ilgi duyuyorum. Hani ilgi ne derler? Fanboyluk falan deniliyor yani benim bu tarz boksörlere olan ilgim çok daha fazla onu da söyleyeyim. Açıklamalar bu yönde. Ha bu arada tabii yeri gelmişken sparring partnerlarıyla ilgili gözüme ilişti. Onunla ilgili de birkaç şey söyleyeyim. Tyson Fury bu kampta gerçekten çok üst düzey boksörlerle, genç çocuklarla. Mesela Jared Anderson bu çocuk daha 21 yaşında. Bu ikinci sparring session'ı dedikleri. Yani ikinci maçtan önce de Tyson Fury, Jared Anderson'la sparringler yaptı. Daha sonra Efe Acakbay'la ilk. Joe Joyce yine kampa geldi. Joseph Parker kampa geldi. Dolayısıyla bunlar çok önemli isimler. Yani bugün mesela Jared Anderson ve Efe Acakbay prospect pozisyonunda henüz contender seviyesine yükselmediler. Ama tehlikeli adamlar, genç çocuklar. Bu arada John Fury, Baba Fury bazı açıklamalarda bulundu. Tyson Fury ile aralarındaki o problemler gitmiş görüyorum ben. Konuşmasından bunu anlıyorum. Jared Anderson'ı çok seviyor Baba Fury. Gerçekten dedi mükemmel bir yetenek. O dedi geleceğin şampiyonu olacak. Oğlumla çalışmasından dedi çok büyük bir şekilde dedi memnunum. Çünkü önemli dedi bir sparring partneri.
Bu arada arkadaşlar hemen yorum şeyleri söyleyeyim. Dedikodular bunlar çok dışarıya çıkmaz aslında sparringlerde de. Tyson Fury Jared Anderson'a da kök söktürüyor. Aradaki yaş farkı, güç, çocuk genç. Bunların da bilinmesini istiyorum. Dolayısıyla çok önemli sparring partnerları var. Tabii Tyson Fury'nin yüzüne bakıyorum ben. Çünkü biliyorsunuz Anthony Joshua'nın Andrew Jr'a revanş karşılaşması olmadan önce bazı konuşmalar çıkmıştı kamptan dışarıya. İşte Anthony Joshua'nın knockout, cold knockout olduğu, yok düştüydü, yok şöyleydi gibi açıklamalar vardı ama Joshua'nın yüzünde deformasyonlar vardı. Dolayısıyla Tyson Fury bu adamlarla sparringler yapıyor. Tyson Fury'nin yüzünde henüz bir deformasyon ben henüz göremedim. Ama tabii ki bu hafta itibariyle bu sparring maçları biraz daha hız kazanacak. Bunlardan ben şey alıyorum arkadaşlar, yani boksörün yüzüne baktığım zaman neler yaşadığını az çok anlayabiliyorsunuz. Joe DeVico'yla Anthony Joshua büyük problemler yaşadılardı. Onu da yeri gelmişken söyleyelim bakalım. Çünkü kendinin açıklaması Tyson Fury'nin. Çok dedi üst sınıf genç çocuklar var dedi. Bunlar minimum 110 kilo ağırlığında dedi. Ağır çocuklar, genç çocuklar, hızlı çocuklar. Bakalım bu hafta sonuna doğru veya önümüzdeki hafta içerisinde çünkü sparringler artık biraz daha sıkı olacak. Bakalım Tyson Fury'nin yüzünden anlaşılır zaten orada neler döndüğü, neler olduğu arkadaşlar. Evet, açıklamalarımız bu yönde. Dolayısıyla ben haber, içerik güzeldi, paylaşmak istedim. Kimsenin hakkı yenilmesin arkadaşlar. Tartışmalı bir olaylar varsa bu tartışmalı olayları tekrar tekrar bu şekilde yaparak da en iyi ortaya çıksın. Ben Tyson Fury'nin Otto Wallin'le rövanş maçı yapmasını çok istiyorum. Yani siz belki farklı düşünebilirsiniz. Sonuçta bu işe emek veren birisi ve rövanşı ısrarla istiyor Otto Wallin. Ve bazı boks hayranları da Otto Wallin'e rövanş verilmeli konusunda yorumlar yapıyorlar değerli arkadaşlar. Gene epey uzun konuştum, kusura bakmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle tekrardan esen kalın.